Günümüze baktığımızda deri ürünlerin hala yaşamın birçok alanında varlığını sürdürdüğünü görmekteyiz. Moda sektörünün öncü markalarına imzasını atan deri, kadın ve erkek giyim ürünlerinin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Moda ve tekstil anlamında geniş bir pazara sahip olan deri sektörü, mobilyacılık ve otomotiv gibi dünya ekonomisine iktisadi anlamda büyük katkısı bulunan dev sermayelerle endüstriyel işbirliği içerisinde gelişmektedir. Peki Bursa, dünya pazarında 250 milyar dolarlık ihracat payına sahip deri sektöründe nerede yer alıyor? 1985 yılında Soğanlı Yeni Tabakhaneler mevkiinde kooperatif olarak kurulan, 2008 yılında ise Badırga mevkiine taşınarak faaliyete geçen, 2011 yılında ise yeni bölgenin açılışı resmi olarak gerçekleştirilen Bursa İhtisas Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin deri üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Bursa'nın deri imalatı kapsamındaki yükselişine önderlik eden Rıfat Aygüler'in 25 Mayıs 2015 tarihinde yönetimin başına geçmesiyle birlikte 2 yıl içerisinde bölgenin ana sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşmaya başladı. Rıfat Aygüler, yönetim kuruluyla birlikte göreve geldiği ilk günden itibaren bölgenin 3 temel sorunu olan devlete ödemesi bekletilen 20 yıllık borcun tahsilatı, imar tadilatı ve karma OSB projelerini hayata geçirdi. 20 yıl içinde biriken ve 75 milyon liraya ulaşan borcun yapılandırılmasıyla ilgili girişimleri Bursa'nın gücüne ve ortak akla inanarak projeyi hayata geçiren aktörlerden dinleyelim. Biz ilk önce durum tespiti yaptık. OSB'mizin devlete borçları vardı. Ama bu borçların üyelerimiz tarafından ödenemeyeceğinin farkına vardık. Ve biz şehrimizin dinamiklerini harekete geçirdik. Biz borçların faizlerinin affedilmesi ve yeniden yapılandırılması hakkında çalışmalara başladığımızda, yola düştüğümüzde kahir çoğunluk bunun yapabileceğimize inanmadı. Kapı kapı dolaştı. Biz onlara sakin sakin dertlerimizi anlattık ve biz her şeyden önce bu borcu ödemeye inandırdık. Şehrimizin tüm dinamiklerini Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, AK Parti İl Başkanımıza, eski dönem Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'na, bugünkü Valimiz Sayın İzzettin Küçük'e, yönetim kurulumuzda ve müteşebbisiyette görev alan tüm vali yardımcılarımıza ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bölge vekillerimize, Sanayi Bakanlığı bürokratlarımıza, Sanayi Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, özellikle Başbakanımızın talimatıyla önerge sunulmasından dolayı Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a çok teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bölgenin borcu yapılandırıldıktan sonra Bursa İhtisas Deri Karma OSB yönetimi ikinci adım olarak 20 yıl önce planlanan ve bölgede üretim yapan kuruluşlara yetersiz gelen parsellerin imar tadilatının yolunu açtı. İmar tadilatının yolunu açmak adına Bursa İhtisas Deri Karma OSB yönetiminin girişimleri sonucunda Sağlık Bakanlığı'nın onayından geçen, Sanayi Bakanlığı'nın da onayının ardından 170 dönümlük arazi bölgeye dahil edilecek. Bu arazi üzerinde ortak alanlar inşa edilerek elde edilecek gelirle gelecek 20 yılın finans problemi bugünden sona ermiş olacak. Finans ve arazi sorunu çözüme kavuştuktan sonra bölgenin son ana sorunu ve Bursa'nın deri üretiminin merkezi olma yolundaki ivmesini hızlandıracak Karma OSB projesinde de sona gelindi. Peki son 2 yıl içerisinde atılan tüm bu adımların
bölgeye katkıları neler olacak? 75 milyon liralık borcun ödenmesiyle bölgedeki işletmelerle OSB, yatırım ve üretim alanında büyük avantajlar elde etmiştir. Bu gelişmeyle birlikte OSB yönetimi, ham madde tedariği ve üretim anlamında rahat nefes alacak, yatırım planları yapabilecek. İmar tadilatıyla bölgede üretim yapan tesisler, günümüz şartlarına uygun alanlara kavuşacak. Ortak alanlar inşa edilerek kiraya verilecek ve bölge ek gelir kaynağı elde edecek. Bursa İhtisas Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi bu sayede kendi öz kaynağını yaratarak üyelerden herhangi bir maddi talepte bulunmadan bölgenin ihtiyacı olan alt ve üst yapı yatırımlarını yapabilecek veya ihtiyaç duyulan noktalarda yenileme çalışmalarını yürütebilecek. Bursa'nın deri imalatı kapsamında ülkenin ve yakın coğrafyanın merkezi olma yolundaki en büyük adım olan Karma OSB projesiyle doğal kümelenmeden endüstriyel kümelenmeye geçiş sağlanacak. Bu sayede bölgeye deri imalatı yapan veya üretim aşamasında deri malzeme kullanan farklı işletmeler bir arada yer alacak. Üretim ve tedarik maliyetleri en aza düşecek. Bursa İhtisas Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi atılan adımların meyvesini toplamaya başladı. 2015 yılında %39 doluluk oranına sahip olan bölge, 2017'nin ilk 4 ayında bu oranı %52'ye çıkardı. Bölgenin 2018 yılı sonundaysa %70 ve 2019 sonunda da %90 dolulukla bölgenin faal olması hedefleniyor. Rıfat Aygüler ve Yönetim Kurulu'nun yakın gelecekteki hedefleri arasındaysa bölgenin kendi elektriğini üretmesi ve üniversitelerle ortak çalışma gerçekleştirmek yer alıyor. İşbirliği sayesinde özellikle sektörün ana sorunlarından biri olan nitelikli eleman eksikliği giderilecek. Yine bu ortak çalışmalar neticesinde Ar-Ge, inovasyon ve tasarım anlamında hızla yol kat edilerek uluslararası pazardaki ihracat payı artırılacak. Planlanan bu gelişmelerle Bursa Deri Karma OSB, teknoloji satın alan değil üreten, modayı takip eden değil yaratan, modaya yön veren, sektörün sadece önem verdiği değil, takip ettiği bir merkez olma yolunda ilerliyor. Üçüncü ve altıncı bölge teşvikleriyle 3 milyon metrekare ilave alan sayesinde doğal kümelenmeden endüstriyel kümelenmeye geçiş hızlanacak. İlave alanlarla birlikte yatırım ve büyümenin önünü açmak adına lobi faaliyetleri de hız kazanacak. Hayata geçirilen ve geçirilecek olan projeler sayesinde Bursa İhtisas Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi sadece Türkiye'nin değil, komşu ülkelerin ve yakın coğrafyanın da sektördeki merkezi olacak. Hedeflenen 100 bin ve katlarınca istihdamla bölge dünya genelinde 250 milyar dolarlık deri ihracatından en büyük paya sahip ilk 10 ülke arasında yer alacak. Başta yerel yönetimlerin ve son noktada hükümetin de desteğiyle hedeflenen noktaya gelindiğinde bölge öz kaynaklarıyla gelecek hedeflerine adım adım ilerlerken kazanan Bursa Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi olacak. Bursa olacak, büyük Türkiye olacak.